So, what do you want? Light meat or dark? You have to ask. <laughs> 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 Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Yeni bir neden tutmadı bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde aslında çok eğlenceli olmasına rağmen hatta yani kiçle çekici arasında bir yerde durmasına rağmen yani kitsch mi, çekici mi, kötü mü, iyi mi gibi kafa karışıklıklarına sebep olmasına rağmen aradan geçen 22 yıl sonra Netflix seçkilerine düştüğü için yeniden keşfedilen acaba ulan bu filme biraz haksızlık mı ettik ya aslında büyük bir potansiyeli vardı dediğimiz Evolution'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Neden? tutmadı bölümümüzün pek bir keyifli konu olarak kendisine bu hafta Retroville'de yer vermeyi uygun gördük. Ortada son derece keyifli, çekici bir fikir var ve bu çekici fikri yönetmen Ivan Reitman gibi bir ismin yükseltmesini bekledik. Yani yükseltmeyi de başardı fakat bu filmde temelde olmamış olan şeyin ne olduğunu bilmiyorum. O sebeple bir nevi analojik şekilde gidecek bu neden tutmadı bölümü. Öncelikle Ivan Reitman'ın sinematografisine baktığımızda özellikle Bill Murray Strips filmiyle karşımıza çıkıyor ilk olarak fakat Raidman'ın asıl bombası her zaman için Hayalet Avcıları'nın ilk iki filmi olmuştur. Yani Hayalet Avcıları filmleriyle birlikte Raidman korku, gerilim ve komedi üçlüsünü karıştırarak bir kanka bir takım fantezisi oluşturmuştur. Tabi Raidman'ın komedi alanındaki icatları sadece bunlarla sınırlı değil. Arnold Schwarzenegger'ın en parlak döneminde Schwarzenegger'ın o sert aksiyon yıldızı görünümünü de tamamen kıracak olan Twins gibi, Kinder ...Tin Cop gibi ve Junior gibi filmlere de imza atarak... ...90'lı yıllardaki komedi arenasındaki o arayışları birazcık daha harlandırmış. Yani aslında masküleniteden uzak, erkek takımların böyle deli gibi kaslı olmadığı... ...kaslı adamlarında, Schwarzenegger gibi bir adamın da komedi malzemesi olabileceğini... ...oradan bir tezat oluşturabileceğini, hem ona hem de popüler sinema arenasına... ...bambaşka bir kapı açabileceğini adeta kanıtlamış bir yönetmendir. Dolayısıyla 90'lı yılları bu şekilde komedide farklı metotlar arayarak geçiren bir yönetmen için Evolution filmi, evrim filmi yönetmeni tanıyanlar, yönetmenin öncül filmlerine aşina olanlar için heyecan uyandırıcı bir potansiyel barındırıyordu. Burada bir yalan yok. Bakıldığı zaman aslında Evolution birazcık sert bir bilim kurgu, bir istila filmi olarak düşünülmüş aslında. Yani bir Invasion Code olarak sert bir istila beklenmiş. Fakat Evan Reitman burada yine bir hayalet avcıları tarzı, Ghostbusters tarzı bir potansiyel görür ve potansiyeli de kullanmak ister. O zamana kadar senaryo ekiminde Dan Jacobi ile birlikte hareket ederler. Fakat Raidman bu fikri komedi olarak evirmek istediğini belirterek David Diamond ve David Weissman ile anlaşır. Bunları da işe alır ve ortaya çıkan potansiyel önceki senarist Dan Jacobi o kadar çok çeker ki o da senarist olarak bu olayın içerisinde istikrarlı bir şekilde yer alacağını belirtir. Şimdi bakıldığı üzere genellikle tabii ki Bill Murray ile Dan Aykroyd ile çalışan Evan Reitman burada da aslında benzer bir metot tutturmak ister hatta Bill Murray'i de ilk başta kadroya katmıştır. Filmin ilk etaptaki kadrosu da çok iddialıdır. Yani The işte Wayne karakteri, Sam William Scott'ın oynadığı karakter Michael G. Fox'a teslim edilmek istenmiştir. Ve diğer taraftan Orlando Jones'un canlandırdığı Harry Block karakteri Will Smith'e teslim edilmek istenmiştir. E o dönemler biliyorsunuz 90'lı yılları blockbusterlarla aşmış olan Will Smith'in de tam olarak böyle satan isim olduğu bir dönem. E, Allison karakteri, Julian Moore'un canlandırdığı Alison Jennifer Aniston'a teslim etmek istemişler ki asıl bomba David Duchovny'nin karakteri olan Ira Kane'i Leonardo DiCaprio ya da John Cusa teslim etmek gibi bir fikirleri varmış. Şimdi bu isimleri duyduğumuz zaman özellikle Will Smith Michael G. Fox'u tam böyle aslında beklediğimiz sertlikte bir film olmayacağını düşünebiliriz ki o dönemler biliyorsunuz ana akım sinemada aynı bu tarzı yaşatan Men in Black gibi rakip görülebilecek filmler de var piyasada. Dolayısıyla yönetmen Ivan Reitman bir revizyon daha gider ve oyuncuları baştan aşağı değiştirir. Hatta bir trivial bilgide David Duchovny'nin Star Wars Attack of Clones'taki rolünü elinin tersiyle ittirip bu filme dahil olduğu söylenir. Hangi rol için düşünüldüğü bu zamana kadar açıklanmadı ama David Duchovny'nin X-Files dışında çok da fazla böyle ana akım sinemada son yıllarda özellikle de o yıllarda görmediğimiz düşünülürse gayet radikal bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim filmimizin bütçesine 80 milyon dolar gibi bir bütçe hibe ediliyor. Dönemin koşulları göz önüne alındığında bu kalibrede bir film için çok da fena sayılmayacak bir bütçeden bahsediyoruz ve bu bütçe domestik asılatta 38 milyon doları toparlayabilir ki bu yapımcılar için yeni bir film adına çok da fazla yüreklendirici bir rakam değildir ama yabancı piyasada 60 milyon doları da toplayarak 98 milyon doları evine götürür. Yani hani en azından batmadık yani. 18 milyon doları en azından su üstünde tutabildik diyebilecekleri bir gişe rakamına ulaşır. Fakat tabii ki bu girişe rakamı başlı başına yeni bir film için yeterli değildir ama Ivan Reitman'ın burada aradığı şeyin birazcık da prestij olduğunu söyleyebiliriz. Bu filmin bu getirisi Ivan Reitman'ı çok da fazla düşürmedi. Daha sonrasında işte My Ex Super Girlfriend gibi, No Strings Attached gibi. Yani Reitman'ın başarısı şu, dönemin ruhunu, zamanın ruhunu yakalayabilen bir yönetmen. Yani 80'lerde 80'lerin koduyla, 90'larda 90'ların koduyla, 2000'li yıllarda da 2000'li yılların koduyla komedi filmleri üretmeye, özellikle de fantastik sularda gezinen komedi filmleri üretmeye devam edebilen bir yönetmen. Burada da baktığımızda gerçekten keyifli bir hayalet avcıları varyasyonu vardır. Yani yaratılmak istenen şey birazcık daha böyle hayalet avcıları gibi tam bir takım değil değil. biraz daha sınıfsal olarak çok birbiriyle farklı olmayan karakterleri bir arada görürüz. Yani bu karakterler sanki aynı ortamda, aynı mahalleden, aynı okuldan, aynı elekten çıkmış gibidirler ama Evolution'da birazcık daha farklı profillerde karakterler görürüz. Yani Ira Kane işte bir akademisyendir. Aynı şekilde Harry Block da bir akademisyendir. Fakat Wayne karakteri işte hayatında hiç başarılı olamamış, hiçbir işi doğru düzgün gitmemiş, tam böyle kaybeden, tam da Sam Williams Scott'ın tipine de yakışan bir karakterdir. Diğer taraftan işte Julian Moore'un canlan canlandırdığı karakteri hani bir taraftan hükümet için çalışır. Güvenilir mi güvenilmez mi o her an size son kazı atabilecek hükümet çalışanı profilindedir. Bakınca farklı farklı profillerdeki insanların bir araya gelip tek bir amaç uğruna savaşabildiklerini gördüğümüz bir ortam var burada. Ne için savaşıyorlar peki? Bir meteor aracılığıyla dünyamıza gelen bakteriyel bir yaşam formu mu diyelim artık ne diyelim bilmiyorum. Bu meteorun yarattığı hasarın sonrasında 3-4 günlük bir süreç içerisinde 200 milyon yıllık evrimsel sürecin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görürüz. Bakınca aslında orijinal bir konu vardır. Reitman bu orijinalliğin üzerine gitmek yerine böyle hayalet avcılarında tutan metotları tekrar burada uygulamaya çalışır ve bildiğiniz üzere olay yeri kapatılır. Kahramanlarımız olay yerine gizli gizli girerler ve orada bir anda böyle habitatın ne kadar hızlı bir şekilde yaşardığını görürler. İlk aldıkları örneklere baktıklarında numunelerde çok hızlı bir hücresel gelişim görürler. Bu çok hızlı bir hücresel gelişim de kısa süre içerisinde dünyanın evrimsel tarihinin böyle hızlandırılmış ama aşırı böyle ışık hızına tabi olmuş bir versiyonunu ortaya çıkarır. Önce bakteriler daha sonra işte böyle dinozorumsu yaratıkların istilasına uğrarız. Ondan sonra da böyle maymunumsu ama yani bir tarafıyla tanıdık ama öbür tarafıyla da tamamen bize yabancı uzaylı bir ırkın gezegenimiz üzerinde bu evrimsel süreci hızlı bir şekilde yaşadığını görürüz. Bu tabii ki çok böyle garip garip bir takım dedikodulara bir takım eleştirilere de sebep olmuştur. Yani ya işte mantıkla hiçbir alakası yok falan diye aslında mantıkla da sanıldığından çok fazla alakalı olan tarafları vardır. Fakat biz şimdi oralara girmeyeceğiz. Temel olarak teknik anlamda da doyurucudur. Yani bazı açılardan CGI'ler bizlere kiç gelebilir ama bir komedi filmi fonunda olmasına rağmen yani o 80'lere dair o mahalleye gelen yabancılar, mahalleyi işgal eden uzaylılar klişesini 90'lı yıllara hatta 2000'li yıllara milenyuma rahat bir şekilde taşıdığını görürüz. Reitman'ın konsept anlamında kafasında tasarlamış olduğu şey neydi bilmiyorum ama yani hayalet avcılarının farklı bir versiyonunu içinde hayalet olmadan, zombi olmadan, hortlak olmadan tamamen uzaylı istilası fonunda ve bu hani çok da böyle bilinçli bir istiladan ziyade sanki bir formun buraya gelip de burada varlığını sürdürmeye çalışması üzerine bir metodolojisi var filmin. Bunu temiz bir şekilde uyar adını söyleyebiliriz Reitman'ın. Garip bir biçimde de uzaylıların zayıf noktası ise Head and Shoulders içeriğinde bulunan selenyumdur. Yani aslında muazzam bir 80 milyon dolarlık Head and Shoulders reklamı desek yeridir. Tabi pek çok izleyiciye çok garip veya saçma gelen bir durumdur. Ama Head Shoulders'ta gerçekten de selenyum vardır. Fakat işin komik tarafı film çekildiği zaman Head Shoulders'ın piyasadaki o standart ürünlerinin hiçbirisinde selenyum olmadığı bilinmektedir. Bu arada bu şaka değil. Gerçek bu bir nevi Hedden Shoulders'ın selenyumlu özel saç bakım ürünlerini yani o standart tezgahtaki değil de daha böyle özel bakım serisi olarak satılan ve bir nevi deneme sürümü gibi piyasaya sürülen selenyumlu heden Shoulders %2 oranındaymış bu arada galiba bilgin beni yanıtmıyorsa. Yani aslında o döneme kadar hiçbir Heden Shoulders ürününde selenyum bulunmuyor fakat filmle birlikte heden Shoulders selenyumlu Heden Shoulders ürünlerini de piyasaya sürmek için muazzam bir fırsat bulmuş oluyor yani bu buradaki danışıklı dövüş gerçekten de takdire şayan. Burada bir nevi uzaylıların boş Head and Shoulders kutularını, Head and Shoulders şampuan kutularını doldurmak için dünyayı ziyaret ettiklerini varsayabilir miyiz? Olabilecek en saçma senaryoda söyleyebileceğimiz budur. Filmin zaten finalinde de devasa yaratığımızın hani evrimsel sürecin son böyle garip halkası olarak karşımıza çıkan devasa yaratığımızın kıçına koca bir itfaiye tankeriyle Head and Shoulders dayamak suretiyle günü kurtarır kahramanlarımız. Buradaki bütün bu aksiyon halindeki durum eğlencelidir. Yani daha sonraki zamanlarda bunu Attack the Block gibi filmlerde de göreceğiz ama burada kanka komedisini Belki de ilk defa bir bilim kurgu fantaziyle evren yapım vardır. Yani fantaziyle tabii ki daha önce Hayalet Avcıları ile evrildi ama Hayalet Avcılarını tam olarak kanka komedisi klasmanına sokabilir miyiz emin değilim ama burada biraz daha böyle Hayalet Avcıları kültünü Amerikan pastası gibi, road trip gibi tuvalet mizahına yakın tam bir tuvalet mizahı değil ama tuvalet mizahına yakın bir dille de verilmektedir. Özellikle de Orlando Jones'un hayat verdiği Her Block karakteri ve tabii ki tuvalet mizahı filmleriyle gençlik filmleriyle daha çok Amerikan pastasıyla özellikle hayatımıza girmiş olan Sam William Scott'ın da varlığı belki buna etki edebilir. Biraz daha böyle kanka komedisi geyiklerine yaklaştırdığını görür. Yani temelde eğlenceli bir filmdir. Yani tutmamış olması gerçekten üzücüdür. Üzerine büyük büyük şeyler söylemek çok da doğru değil ama izleyiciyi büyük oranda tatmin edeceğini özellikle de mavru ortamına eşlik edecek bir seyirlik arayan izleyici için gerçekten de bulunmaz bir fırsattır. Bugün geriye yönelik olarak da keşfedilmesi aslında beni birazcık heyecanlandırmadı değil. Ben de tekrar böyle baştan sona izlemek istedim. Yani bu programı yapmakta birazcık bu baştan sona izlemek için vesile olması açısından benim için önemli oldu arkadaşlar. Tutmamış bir örnek diyebilir miyiz emin değilim. Yani temelde bakınca tutmadı. Devamı gelmedi. Gişe de çok fazla aranını veremedi ama gönüllerde tuttu gibi hissediyorum. Ben 22 yıl sonra tekrar izlediğimde her ne kadar ilk izlediğimde ergenliğimin doruk noktalarında olsam da şu an bana biraz daha sevimli gelen bir film olduğunu söyleyebilirim. Yani pek çok açıdan da zamanında izlediğimiz en ortalama, en burun kıvırdığımız yapımlarda bile şu 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 varmış diyebileceğimiz, pek çok detayı yakalamanın mümkün olduğu bir komedi örneği olarak tarihe kazınmış durumda. Evet arkadaşlar, Retroville'de bu sefer neden tutmadı da çok da böyle aklımıza gelmeyecek, bizim hani ilk etapta düşünmeyeceğimiz ama Netflix'in listeleri sebebiyle şu sıralar böyle ufak ufak Yeniden keşfedilen bir yapım olarak Evrim Evolution filmini tekrar mercek altına almak istedim. Umarım sizler de bundan keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.